Merhabalar, samsunhaber.com olarak halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu elimizde gördüğünüz poşetin 25 kuruş olmasıyla beraber insanların tepkilerini ölçeceğiz. Çok iyi olmuş. Yani şey yönünden, çünkü çöp tenekeye atılıyor poşetler. Çevreyi kirletiyor. Valla 25 kuruş olması çok iyi. Peki siz ücretli mi alacaksınız poşeti, yoksa evden mi? Ben valla cebimde hemen poşeti almışım. Şimdi bir alışveriş yaptığımda poşet üzerimde. Hazırlıklıyım artık. Artık hazırlıklı. Evet, hazırlıklıyım. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne yapayım 1500'e kardeşim, almıyorum ya. Onu öyle yapmazsalar da. Her atıyorum 40 poşete 25 kuruş alsalar, 1 milyon alsalar, hem vatandaş bir ekmek alır evine götürür. Bence öyle diyorum yani. Bunun adı hırsızlık. Başka hiçbir şey değil. Bunun başka bir açıklaması yok. Hırsızlık. Devlet vatandaşını hesaplamıyor. Vatandaşa nasıl para alırım, cebindeki paranın ne kadarını da alırım. Bugün bir poşetten alıyor, ÖTV'den, KDV'den, BTV'den, her şeyden vergi var. Oturdum burada çay içiyorum. Çay kaç lira? 2,5 lira. Bunun maliyeti ne ya? 40 kuruş. Geri kalan %15'i devlette, %18'i KDV, ÖTV, BTV. Yazıktır abi, yazık. Ucuz. Poşetin tanesini 5 lira yapsınlar. 25 kuruş çok ucuz. El arabasıyla gidiyoruz marketlere. İnşaat el arabaları var ya. İnşaat el arabası alıyoruz. Onlarla gidiyoruz. Ona doldurup götürüyoruz. Şimdi poşet 25 kuruş çok ucuz yani. 25 kuruşa poşet olmaz. Maliyeti çok fazla. Yani zaten milletin cebinde de fazla para var. Gelir düzeyi de yüksek Türkiye'nin. Doğru mu? Çok yüksek. Nereden bakarsan bak %50'ye yakını işsiz benim gibi. Emekli zaten 850 lira 1000 lira maaş alıyor. Yani 25 kuruş olur mu poşet? 5 lira yapsınlar. Daha güzel alsınlar millette. Adam bedava diye gidiyor marketten 3-5 tane de şey alıyor, getiriyor, sokağa atıyor. Şu sokakların haline bakın. Hep poşet, sigara izmariti, temizlik diye bir şey yok. Bu iyi oldu. 1 lira yapsınlar. 25 kuruş az yiyelim. Tamam. 25 kuruş olması önemli değil. Sadece üzerindeki markalı şekilde verirlerse daha iyi olur. Olmazsa insanlar yanında getirsin. O markalara bence halka reklam yaptırmasınlar. Bence poşet değil, mümkünse kağıt geri dönüşümlü olan bir çözüm bulabilirlerse bence o daha mantıklı. Peki siz poşete para verecek misiniz, yoksa evden yanınızda mı getireceksiniz? Şöyle, ben kendi içerisinde aldığım karar, eğer oradaki poşetin üzerinde markalı ise kesinlikle o poşete para vermeyeceğim. Markasızsa olabilir. Rezalet bir şey. Ne diyeyim? Rezalet. Övünülecek bir tarafı yok ki bu işin. Ben paramdan poşeti alacağım. Mağazanın da reklamını, marketin de reklamını yapacağım değil mi? Peki siz evden mi getireceksiniz, yoksa parayla alacak mısınız? Yok canım, parayla niye alayım? Evden eskiye döneceğiz, file taşıyacağız. Pazar poşeti çantası taşıyacağız, yapacak bir şey yok. Peki 25 kuruşluk bu poşetin 15 kuruşu vergi, 10 kuruşu ise maliyeti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi vergi doğru yere gitmediği için benim için değişen hiçbir şey yok. Anladın mı? Vergi doğru yere gitmiyor, doğru yere kullanılmıyor ki zaten. Para verirsem poşete doğa kirlenmiyor. Vermesem kirleniyor. Ben de vermiyorum kardeşim ya. Bu kadar. Sen çek. Çek. Bu millet akıllanana kadar böyledir yani. Eskisi gibi fileleri alacağız, filelerle gideceğiz. Peki sizce olumlu mu bir davranış mıydı? Değil. Daha değişik tedbirler bulunabilirdi aslında diye düşünüyorum. Peki. Ben şunu da düşünüyorum. Bu 25 kuruşa malımızı kullandıktan sonra geri iade etme imkanı olacak mı? Mesela aldığımız malı bir hafta içerisinde iade edebiliyoruz. Madem bu poşeti de parayla alıyoruz, 25 kuruş bir hafta sonra ben gidip o poşeti iade etmek istiyorum. Geri alacaklar mı? Benim evimde saysam, benim hatunum bunlara biraz hasta. Samimiyetimle söyleyeyim, 200-300 tane poşet var. Sadece ve sadece çöpte kullanıyor. Bunların dünyaya olan pisliğinin hesabını yapın. Yarın çocuklarımıza ne bırakacağız? Peki para veriyor musunuz? Verecek misiniz poşete? Eğer kanun gereği almaları gerekiyorsa vereceksin. Her şeye para veriyorsun, ona da para ver. O zaman da almam işte. Tanesini 50 kuruş, 25 kuruştan deyip de 3 tane, 2 tane daha bu poşetin içine at demem. Demeyince de o da bana gerektiği kadar verir. Evimde bir tane el çantası yaparım. Güzel gene her şeyi doldurur, getiririm. Dünyayı da pisletmem. Ne düşünüyorum? Haklılar, petrol bağladı, bir de çevreyi kirletiyor da. Herkes cebinden alırsa hem tasarruf olmuş olur, hem çevreyi de korumuş olur. Doğru değil mi? Peki siz poşet kullanacak mısınız, yoksa evden kağıt falan?
Evden değil, pazara giderken, markete giderken çantalar, beyaz çantalar alacağım. İhtiyacım olduğu kadar en az 7-8 tane oldu mu yeter yani. Kuruşluk poşeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Poşetin 25 kuruş olması hakkında. Bence yanlış bir şey yani. Neden yanlış derken, ülkede işsizlik varken, insanlar hepimiz dahil olmak üzere 10 kuruşun hesabını yaparken, bence ben kendimce ve şahsımca ben buna karşıyım. Peki siz poşete para verecek misiniz yoksa evden mi götüreceksiniz? Ben evden getireceğim, vermem.